Herkese merhaba tutkumuz Football Manager izleyicileri. Yeni bölümle karşınızdayız. Bu bölümde önemli maçlar var. Bakın Başakşehir'le oynayacağız. Başakşehir, Adana Demir, Kayseri, Hatay ve Giresun önemli maçlar var. Ardı ardına önemli maçlar var. Ligdeki konumuz bu şekilde. Diğer takımlar maçlarını oynadı. Maçını oynamayan biz varız. Beşiktaş 25 puanla zirvede. Trabzon'u yendiler onlar. Trabzon bizimle aynıydı hatırlıyorsanız en son durumda öyleydi. Beşiktaş yukarılara çıktı, liderliği aldı. Şimdi biz de Başakşehir'i yenebilirsek eğer zirveyi ele geçirmiş olacağız. Puan farkıyla artık zirvede olacağız. Trabzon'la birlikte bir mücadelenin içerisindeyiz. Bu mücadeleyi kazanma noktasındayız. Bakalım kazanabilecek miyiz? Hemen bir Başakşehir maçına doğru gidelim bakalım neler oluyor. Evet, Başakşehir karşısında kadromuz bu şekilde olacak. Başakşehir'e karşı Sacha Boey, Nelson Abdülkerim, Fanaolt, Sergio Torreira. Sergio'yu biraz daha Mezzala gibi kullanmak istiyorum. Bakalım deneyeceğim. Aslında ondan ofansif oyun kurucu olarak da memnunum. Hani ondan performans alıyorum. Ama hani bunu da bir denemek istedim. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Mertens gizli forvet her zamanki gibi. Icardi yaratıcı forvet. Kerem ile Yunus da kanatlarda. 3 tane yerlimiz. Abdülkerim, Yunus, Kerem hep bu üç yerliye takılacağız gibi. Hemen maça başlayalım bakalım. Burada Biglia'ya birkaç kişiye rakip takım talimatları veriyoruz. Rakibin de 11'i bakın. Volkan Babacan, Kaysara, Ahmet Tuba, Epriano, Lima, Mahmut, Endiaşmiye, Biglia, Mesut Özil ilk 11'de başlıyor. Deniz Türüç ve Okaka yedeklerinde de önemli isimler var. Geniş bir kadrosu var. Başakşehir gerçekten bu anlamda ligin önemli takımlarından. Başka bir sonuç kabul etmiyorum dedim. Bu maçı kazanacağız dedim. Başarının sırrı çok çalışmamız dedim. İçten gülümseyerek bazı konuşmalar da yaptık. En son iki boyutlu olarak oynuyorduk. Üç boyutlu önerisi geldi sizden. Üç boyutlu olarak oynamaya devam edelim. TV diyelim. Pozisyonların tekrarını 2B olarak görelim. Ve maça başlayalım. Evet, şimdi sağ taraftan gelmeye çalışıyoruz. Icardi ile hızlı başladık ama olmadı. Icardi orada zorladı. Şimdi korner, Mertens. Mertens ön direkte kafa gelmedi. Kerem. Kerem. Sergio, Yunus. Icardi. 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 Çok güzel bir bitiriş. Icardi golü atıyor. Bakın Kerem, Abdülkerim, Torreira, Sergio, Yunus, Icardi. Şut çok güzel. Harika. Süper. Aferin. Fanaolt. Kerem. Torreira. Geriden çıkıyoruz. Kısa paslarla Boye. Yunus. Mertens. Mertens iyi aldı. Mertens. Yunus. Şut. Sergio Oliveira. Oliveira. Başakşehir'e karşı 7 dakikada 2-0 yaptık. Bu çok önemli. Bakın Mertens. Sağdan aldı. Yunus. Sergio Oliveira. Şimdi yine savunmadan çıkıyoruz. Üstün bir oyunumuz var. 12. dakikadayız. Yunus sağdan getiriyor. Yunus. Yunus ortaladı. Icardi vurdu kafayı Volkan Babacan. Yine önde baskı. Pres. Biraz daha presli bir oyun. Önde basıyoruz. Çıkartmıyoruz rakibi hiçbir şekilde. Yunus vurdu kaleci. Yine olmadı. Acı kullanıyoruz. Fanaolt, Torreira, Kerem ortaladı. Olmadı. Baskımız müthiş. Çok iyi baskı kurduk. Ön direk gelmedi kafa. Çıkartmıyoruz rakibi. Çıkartmıyoruz rakibi ve hiçbir şekilde oynayamadılar şu ana kadar. Dakika 14. Ve tek kale bir maç oluyor. Fanaolt olmadı. Sergio sağ tarafta Boye. Boye içeri çevirdi Icardi. Icardi bu sezon 10. golü. Icardi atıyor. Müthiş bir gol. Aferin. Aferin oğlum. Aferin. Şimdi Kaysara ilk kez geliyorlar ama izin vermedik. Yine bir uzun top. Icardi'ye gelmedi orada. Mahmut, Tuba, Biglia çıkmaya çalışıyorlar onlar da. Onlar da bir şekilde baskı kurmak istiyorlar. 3-0'dan sonra artık oyunun kontrolünü ele geçirmek istiyorlar. Deniz Türüç nereye vurdu öyle? Nelson, Torreira savunmadan çıkıyoruz yine.
Sağ tarafta Yunus, gelmedi ona Lima. Uzun oynadılar yine bizde Abdülkerim, Van Aanholt, Kerem orta, Sergio Oliveira, Volkan. Volkan kurtardı, Volkan. Mertens korneri kullandı, kafa gelmedi. Boye, bir kez daha geliyoruz. Dakika 29. Mertens, Icardi. Volkan nasıl kurtardı onu? İnanılmaz bir kurtarış. Mertens gelmedi. Icardi. Sağdan yine geliyorduk offside. İyi bastırıyoruz. Gerçekten iyi geliyoruz. Sağlı sollu ataklar. Van Aanholt çevirdi Torreira. Torreira da hücuma katılıyor. Gerçekten çok iyi bir maç çıkartıyoruz. Rakibi süplase ettik. Bir korner daha şimdi. Mertens. Kafa gelmedi yine. Kerem dönen topu aldı. Torreira. Abdülkerim, Nelson, Sergio Oliveira, Yunus. Yunus Mertens'e, Mertens Yunus'a. Yunus kendisi attı yakın direkten. Yunus Akgün, Yunus Akgün, Yunus Akgün. Bakın Yunus sağdan. Perkaç yapacak Mertens'le. Orada Lima'yı atlattılar. Kalecinin kapattığı köşeden temiz bir bitiriş. 4-0 oldu. Yani 37. dakika 4-0. Gerçekten açık ara rahat bir skor. Deniz Sürüç. Onlar da şimdi gol için geliyor. Kaka dışarı. Savunmadan çıkıyoruz. Baskımız devam ediyor. Oyunun kontrolü tamamen bizde. Icardi aldı. Icardi. Boe. Mertens kaleci Volkan. Müthiş kurtarışlar yaptı bugün Volkan ama kalesinde 4 gol de gördü. Şimdi Mertens ön direkte Lima aldı. Lima. Lima kontraya çıkmaya çalışıyorlar. Yine aldık. Güzel. İlk yarının son anları, hala gol için bastıran taraf biziz. Geri çekilmedik. Takımı durdurmadık. Hücuma, baskıya devam. Bakın topa izin vermiyoruz topla oynamalarına. Hücuma çıkmalarına izin vermiyoruz. Bu pres taktiği bizi bu noktalara getirdi. Bu arada Van Aanholt top kaybı yaşadı. O Kaka çok iyi bitirdi. Özil'den aldı. O Kaka hatayı affetmedi orada. Bakın Van Aanholt çıkarken kaptırdı. Orada Özil Okaka'yı gördü. Okaka yani orada Torreira değil mi o? Şu arkadaş yok, Abdülkerim'miş. Abdülkerim'in orada hani bırakması da tuhaf yani. Neyse. Evet, ilk yarı bu skorla sona erdi. İlk yarıdan gayet memnunuz. Oyuncu değişikliği de yapmayacağız. Kolları yukarı kaldırıp memnunuz dedik, sevindik, çocukları kutladık. Şimdi ikinci yarıda da taçla atağı sürdürüyoruz tekrar. Onlar kaptı. Kontraya çıkmaya çalışırken yine izin vermedik. Mertens, Kerem, Van Aanholt, Van Aanholt, Kerem, Van Aanholt, orta Sergio Oliveira ikinci golünü attı bu maçtaki. Sergio Oliveira. Mezzele olarak da gol katkısı sağlıyor. Yani gerçekten çok önemli. Bakın Kerem, Van Aanholt, orta Sergio Oliveira. Evet, değişiklikler yapalım. Kerem Raşit Say'a bırakacak ama öncesinde şöyle yapalım. Mertens yerine kimi alsak buraya Mata'yı alabiliriz. Van Aanholt'u değiştirelim. Van Aanholt'u Kazım Can'la değiştirelim. Kazım Can. Şimdi sol tarafa Raşit Say'ı alabiliriz. Kaysara, Biglia, orta sahada bir boşluk. Sergio geldi aldı. Icardi, Yunus, Boe, Nelson, Abdülkerim, Nelson, Boe, Yunus. Yunus çok iyi girdi yine oraya. Yunus çok iyi oynadı bugün. Yunus gerçekten 8.9 ile oynuyor. Icardi ile birlikte maçın adamına doğru gidiyorlar. Kazım Can. Raşitsa Yunus'a, Yunus maçın adamı benim dedi. Yunus, Raşitsa'dan çok güzel orta. Yunus çok iyi kaçtı oraya. Raşitsa bakın, çok iyi bir orta yaptı. Gerçekten çok etkili. Yunus'un kontrolü ve bitirişi de muazzam. Şimdi Mata, korneri kullandı. Nelson çizgiden çıktı. Bir kez daha geliyoruz. Nelson, Mata, Boe. Orta kafa Raşitsa'dan. Evet, iki değişiklik daha yapacağız. Icardi'yi çıkartıp Seferovic'i alacağız. Boe yerine de Dubois.
Maçın son anları artık. Kaleci Volkan uzun oynadı. Kafayla çıktı. Son bir dakika artık. Bir gol daha için geliyor. 6-1'lik skor. Çok rahat bir galibiyet aldık. Şimdi Seferovic. Pres yaptı aldı. Tek başına kimse yok. Gelenler vardı veremedi. Şimdi Serdar. Yunus izin vermedi. Güzel. Güzel, bravo bravo. İzin vermedik. Kontraya izin vermedik. Bu bizim için önemli. Lima. Ve maç bitiyor. 6-1'lik skor. Yunus 10'la oynadı. Gerçekten 2 gol, 1 asist. Yanlış hatırlamıyorsam 2 gol, 1 asisti var. Yani Icardi de 8.8 ile oynadı. Mertens 8.1. Boya 7.9. Rashid girdi, çok iyi katkı yaptı. Asist yaptı hemen. Sergio 2 gol, 8.5. Torreira da gayet iyi katkı. İki stoperimiz de iyi katkı. Yani herkes iyi oynadı ve iyi bir sonuç geldi. Kollarımızı yukarı kaldırıp tebrik edelim. Ve ligde de liderliği artık puan farkıyla aldık diye düşünüyoruz. Puan farkıyla, evet, 2 puan farkla lideriz. Herkesin 12 maçı var. Gayet başarılı bir durum. Bunu sürdürmek istiyoruz. Şimdi Adana Demirspor'la oynayacağız. Adana Demirspor'da ligde iddialı ekiplerden ama 12 maçta 16 puanı var sadece. Aşağılarda kalmış. Adana Demir maçına gidelim. Evet, Adana Demirspor maçına geldik. Adana Demirspor maçında bu 11 ile çıkacağız. Kazım Can solda. Berkan Abdülkerim, Yunus yerliler. 4 tane yerli ile çıkıyoruz bu maça. Biraz daha rotasyon yaptık. Arada 2 gün vardı çünkü. Biraz dinlensin oyuncular. İyi oynayan oyuncuları oynattık. Sergio, Yunus, Mertens, Icardi. Bunlar iyi oynamıştı. Onlarla devam ediyoruz yolumuza. Bekleri değiştirdik. Dubois ve Kazım Can. Bu şekilde çıktık. Nelson Abdülkerim stoperi devam ediyor. Bakalım nasıl sonuç alacağız. Adana Demir deplasmanından. Evet, maça başladık. Adana Demir başladı. Uzun topla Muslera. İki boyuta döndük bu arada. İki boyutta devam ediyoruz. Görüntüde takılmalar oluyordu. Sonra videoya da kötü yansıyor. O yüzden iki boyutla devam edelim. Yunus, Nelson savunmadan çıkıyoruz. Yunus çok iyi katkı veriyor iki maçtır. Kazımcan soldan geliyoruz. Kazımcan orta. Icardi. Icardi, Icardi, Icardi. Kazımcan'dan iyi orta. Bu katkı çok çok kritik. Çünkü Kazımcan'ı bir sol bekte kullanmak istiyoruz. Bakın orada gelip çizgiye inip sıfıra geldi, ortaladı. Icardi de zaten hava toplarında çok etkili. Daha birinci dakika öne geçtik. Ama onlar durur mu? Tabii ki bastırıyorlar. Bado Endia'ya, Stambouli'yi stoper oynatıyorlar. Gulbrandsen, Rakitski ve kaptık. Yunus, şimdi kontra. Yunus, yürü Yunus, yürü, yürü. İçeriye. Terse döndük. Berkan. Şimdi Berkan'ın ortası Icardi vuramadı. Kazımcan. Icardi dışarı. Kerem çok iyi gördü. Kerem mi? Raşitsa. Pardon, Raşitsa. Kerem'i de oynatmıyoruz bu arada. Raşitsa oynuyor bu maç. Oliveira. Kaleci Ertaç. İyi denemeler bunlar. İyi denemeler. Güzel. Yunus. Hala bastırıyoruz. Hala baskımız var. Hani iyi gidiyoruz. Bakın Mertens girdi. İçeriye çevirecek mi? Çevirdi Icardi. Icardi tam bir bitirici. Zaten ona bu pozisyonları ceza sahası içinde verirseniz ortalar, paslar, sıfıra inmeler, bunlar Icardi'nin bitireceği işler, rekor goller atacağı sezon olur yani. Icardi bu sezonluk zaten sadece kiralık, onu almak da imkansıza yakın. Bir daha santra yaptılar. Dakika henüz 4 olduğunu hatırlatırım. Yani neredeyse full maç izliyor gibiyiz. Çünkü pozisyonlar oluyor. Ve bu sefer onlar mı atacak? Penaltı yaptırdı Kazımcan. Kazımcan iyi gidiyordun be oğlum. Asistle başladın. Güzeldi ya. Evet, penaltıyı verdi. Kim kullanacak? Zuba mı? Evet, Zuba kullanıyor. Zuba ters köşe. 2-1 yaptılar kendi evinde. Dakika henüz 6 ve 3 gol var. Yani muhteşem gollü başladık. Şimdi biz bastırıyoruz. Santradan hemen golün dönüşü. Hemen bir cevap verme peşindeyiz. Icardi'ye gelmedi. Nelson, Roma'da orada. Abdülkerim, Dubois, Yunus. Hala bastırıyoruz. Nelson, Muslera'ya kadar döndük. Muslera uzun oynadı. Icardi indiremedi. Gulbrandsen, Gökhan İnler, Akintola, Zuba. Alırız orada. Ah Berkan, alamadı. Berkan baskı yapıyor. Şimdi Akintola. Akintola 2-2. Dakika 8, 2-2. 4 gol 8 dakikada. Yani muhteşem bir maç.
bol gollü geçeceği benziyor. Evet, geliyoruz. Dakika 23'e kadar geldi. Net bir pozisyon olmadı. Mertens şimdi. Sergio Oliveira. İnanılmaz direkt. Şimdi İstanbul'u onlar geliyor. İlk yarının sonlarına yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Dakika 40-41'e geldi. Orada Gulbrandsen kafayla dışarı. Savunmadan çıkıyorlar. Taç atışıyla birlikte. Sergio kaptı. Gelmedi orada. Mertens'e gelse çok tehlikeli olacaktı. Şimdi devam ediyor atak. Rashica kendi vurdu dışarı. Evet, katkı alamadığımız oyuncular var. Yorulan oyuncular da var. Dubois sarı kartı da var ve kötü oynuyor. Sacha Boey'i alacağım. Sergio yoruldu. Sergio'yu çok zorlamayalım. Micho'yu alalım. Yunus Akgün yerine de sağ tarafa da Yusuf Demir'i atalım. 3 değişiklik yapalım bu maçı kazanmak için. Bir hamle. Şimdi Mertens'in ara topunda Ertaç. Ertaç uzun oynayacak gibi. Ertaç uzun oynadı. Zuba karşı karşıya kaldı. Bu uzun topla gerçekten savunma bunu nasıl kaçırdı inanılmaz. Rashica da çok iyi oynamıyor. Rashica'yı da çıkaracağım. Oraya Kerem'i atalım. Yani baskıları sürüyor. Kendi evinde oynuyorlar. Doğal olarak baskı kuruyorlar. Emre Akbaba, Gulbrandsen tehlikeli geldi. Svensson yerine İsmail çok çalış girdi onlarda da. Şimdi Emre Akbaba korneri kullandı. Ön direkte Nelson karşıladı. Mertens de yavaş yavaş yoruluyor. Mertens de çok yoruldu. Onu da değiştirelim. Şöyle yapacağım. Mertens'i değiştirirken çift forvet hamlesi yapalım. Yani Haris Seferovic'i forvet arkasına atıyorum. Çok oynadığı bir yer değil. Ama repertuarında var diye düşünüyorum. Forvet arkalığı yapabilir. Bir denesin bakalım. Evet, forvet arkalığı değil de biraz öne atacağım. Çünkü bir katkı olmadı bu şekilde. Herhangi bir katkı alamadık. Şöyle pivot yapalım. Pivot destek yapalım. Bakalım işe yarayacak mı? Şimdi önde basıyoruz. Topu alır mıyız? Boya indirdi. Yusuf Demir. Sağdan taşıyor Yusuf. Yusuf çok iyi getirdi. Micho'ya. Yusuf Seferovic. Bitirdi mi? Bitirdi mi? Var mı offside? Yok offside. İşte bu kadar. Güzel getirdi. Bakın Yusuf taşıdı oraya. Yusuf Micho'ya verdi. Micho tekrar Yusuf'a. Yusuf orada Seferovic'i gördü hemen. Seferovic de bomboş kalmış gerçekten. Savunmadan çıktık. Seferovic terse dönemedik. Yusuf tehlikeli geldiler. Gulbrandsen iyi müdahale. Seferovic çok iyi top ama Icardi yetişemedi. Şimdi Boye hava toplarında dikkat etmek lazım. Gulbrandsen orada Boye'yi çok zorladı. İlk yarıda da Dubois çok kötü oynamıştı. Boye biraz daha toparladı aslında orayı. Şimdi bir korner. Yusuf Demir. Nelson. Çok önemli bir gol. 86'da geldi. Ön direkte iki kişinin arasından, hatta üçüncü kişi de geliyor sonra, vuruyor ve golü buluyor. Evet, kazanıyoruz. Kazanıyoruz. 4-2 kazanıyoruz. 2-0 öne geçtik. 2-2'yi yakaladılar. Sonrasında da ikinci yarıda bulduğumuz gollerle 4-2'yi yakaladık. Başardık. Ligde de liderliğimiz sürüyor. Liderliğimiz devam ediyor. 30 puandayız. Beşiktaş 28, Ankara Gücü 26, Fenerbahçe 26, Trabzon 25. 2 maçta sadece 1 beraberlik aldı. 1 puan aldı son 2 maçta ve bu duruma düştü Trabzon. Bir anda 5.liğe düştü. Arka arkaya kötü sonuçlarla. Şimdi Kayseri maçı var. Ona doğru gidelim. Evet, ikişer gün arayla maçlar yapıyoruz. O yüzden full rotasyon çıktık. Hamza'yı oynatıyoruz. Hamza'nın performansını merak ediyoruz. Emin Bayram stoperden en son yorgundu. Emin Bayram'ı aldık. Bakalım Emin Abdülkerim ikilisi ne yapacak. Kalede de Okan var. Yani bu farklı olarak Torreira Micho orta sahası. Onu deneyeceğiz. Hamza'nın arkasına güçlü bir ikili koyalım dedik. Hamza daha rahat hücuma katkı versin. Bir tek Icardi'yi değiştirmedik. O da gollerine devam etsin istiyoruz. Onun formu düşmesin. Oynayabilecek de durumda zaten. Sonra Seferovic'i alırız ikinci yarıda. Başlayalım bakalım nasıl olacak maç. Evet, ilk atak bizden. Fananolt. Hamza, Fananolt. Icardi inanılmaz kaçırdı. Çok iyi girdi oraya kadar ama. Abdülkerim, savunmadan çıkıyoruz. Torreira, Kerem, Hamza. Hamza, Kerem, Fananolt ve Yusuf Demir. Çok güzel bitirdi.
Yani çok iyi bir bitiriş. Hamza'nın taşıması da güzel. Oralara getirmesi, Kerem'e vermesi. Fanano, Torreira, bakın ceza sahası civarında paslaşmalarla gol geldi. Emin, savunmadan çıkıyoruz. Hamza, altyapıdan oyuncularımızdan böyle katkılar almak güzel. Emin Bayram, Hamza, Yunus keza. Boye, şimdi iyi orta. Uf, Kerem ne yaptın ya? Evet, ilk yarı bitti. İlk yarıda Icardi'den istediğimiz verimi alamadık. Icardi yerine oraya Mertens bir denemesi yapalım. Bence yapalım Mertens'i. Bir orada deneyelim. Mertens orada bakalım en uç noktada oynarken nasıl bir katkı verecek. Belki de iyi bir katkı verirse güzel performans alabiliriz. Fanaholt, Torreira, orta, Micho, Torreira, Boye, Hamza vuramadı. Abdülkerim, Torreira. Yine çok iyi top. Boye, Mertens. Boye, karambol Mertens bitirdi. Offside var mı yok mu bakılıyor. Mertens tam bir ceza sahası bitiricisi. Gerçekten Icardi ile birlikte ikisi mükemmel bitiriciler takımda. Evet, değişiklik yapalım tekrar. Hamza çok iyi katkı vermedi. Oraya şöyle Mertens'i atalım. Şöyle bir hamle yapalım. Mertens'i forvetten alıp oraya atalım. Hamza yerine Sefo'yu atalım. Kerem yerine Raşit Say değil bu sefer Barış Alper Yılmaz'ı atalım. Yusuf Demir yerine Raşit Say atalım. Bir de son olarak sağ bekimiz Dubois oyuna girsin. Evet, Kayseri gelmeye çalışıyor. Farkı 1'e indirmek adına. Fanaholt izin vermedi solda. Torreira çok iyi top Barış'a. Barış boş alanı sever ama geçemedi. Emin, Dubois, Micho, Rashica, Seferovic, Barış. Barış orta Sefo'dan Mertens bitirdi mi yine? Var mı offside? Sefo indirdi, Mertens attı ama Mertens sever bu işleri ve yine geçerli. Güzel. Ya şu paslaşmalar, Sefo'nun geriye kadar çıkması, Barış'ın tekrar Sefo'yu oynaması, Sefo'nun kafası ve Mertens'e indirdiği top gol. Savunmadan çıkıyoruz şimdi. Yine rakip yarı sahaya yerleşmiş durumdayız. Of Barış. Çok acayip kaçırdı. 85 Emrah Başsan kullandı frikiği. Cardozo. Emrah. Karambol. Oo, Okan'dan büyük hata. Evet, bu maçı da kazanıyoruz. İstediğimiz şekilde kazandık. Rahat bir galibiyet. Hem rotasyon yaptık, oyuncularımızı dinlendirdik. Hepsi bir arada rahat bir galibiyet almış olduk. 33 puana da çıktık 14 maçta. Bir sonraki maçımız Hatay deplasmanı. Hatay'da orta sıra takımı 14 maçta 19 puanı var. Onlar da yukarıya çıkmak istiyor. Bakalım Hatay deplasmanında ne yapacağız? En son Fenerbahçe ile oynadılar 2-2. Fenerbahçe'nin fikstürünü takip ediyoruz. Fenerbahçe'nin oynadığı maçları biz de oynuyoruz. Hadi bakalım Hatay deplasmanında ne yapacağız? Evet, Hatay deplasmanına çıkmadan sol beklerimizde sıkıntı vardı. Fanaholt ve Rashica virüse yakalanmış. 3-4 gün yoklardı. Evlerine gönderdik hemen onları. Rashica ve Fanaholt'tan yararlanamayacağız. Sol bekte Dubois ile deneyeceğiz. Dubois bakalım nasıl performans verecek orada sol bekte. Real'de de yani gerçekte de Dubois'u orada deneyecek Galatasaray gibi görünüyor. Şu anda milli ara var. Milli ara sonrası ilk maçta bunu denemesi bekleniyor. Bakalım bizden nasıl performans olacak? Bizde nasıl performans verecek bu değişiklik? Kazım Can da yedeklerde. Kazım Can'ı da yerli gerektiğinde oraya alabiliriz. Hani Emin Bayram'ımız var, kaleci Okan'ımız var, Yusuf Demir. Burada Berkan, Hamza Akman. Hani yerli oyuncularımız var yedeklerde. Hani üçüncü yerliye ihtiyaç olduğunda değişiklik yapabiliriz. Şimdi zorlu Hatay maçına gidelim. Hatayspor'un da iyi bir kadrosu var. Vargas, Luis, Atsu. Yani ileri üçlüsü çok iyi. Ryan Abit de var orta sahada. İyi bir kadro hakikaten. Yani bizimki kadar olmasa da. Şimdi bir kornerle ilk pozisyonu aldık. Nelson dışarı. 26. dakika ilk pozisyondu. Net pozisyon yakalayamadık. Şimdi onlar geliyor. Bize iyi önlem almışlar. Net pozisyon bulamadık. Oyuncularımızı iyi kapattılar. Şimdi önde pres yapıyoruz. Topu kaparsa, hata alırsa. Ribeiro, Zeluis, Varga iyi geldiler. Ryan Abit tehlikeli geldiler. Şimdi bir duran top şansı.
Bu da Mertens olacak sanırım. Evet, Mertens. Mertens. Beklemiyordum. Gol olacağını beklemiyordum. Oliveira'nın almasını beklerdim ama Mertens çok iyi vurdu gerçekten. Bakın. Çok iyi bir köşeye. Müthiş. Evet, ilk yarıyı Mertens'in şapkadan çıkardığı tavşanla önde götürdük. Yusuf Demir'i alalım Yunus yerine. Yunus'ta bir düşüş var. Sergio Oliveira da çok iyi değil. Hiç affetmiyoruz. Hemen Micho'yu alıyoruz. Yani kadromuz, rotasyonumuz var. O yüzden değişiklikler yapabiliriz. Yani bu değişiklikleri yapmamız gerekiyor ki zaten hani her oyuncu mutlu olsun, yoksa mutsuzluk oluyor. Oyuna sokmamız gerekiyor. Daha fazla süre vermemiz gerekiyor her oyuncu. Çünkü kaliteli oyuncular çoğu. Kaliteli oyuncuları oynatarak verim alabilirsiniz. Rotasyon yaparak verim alabilirsiniz. Tabii as oyuncuların da süresini azaltmadan. Hani bir as kadro olacak tabii ki. Arda arda pozisyonlar kaçırdık bu arada. İnanılmaz şeyler oldu orada. Torreira, Dubois. Dubois şu ana kadar 6.8 ile oynuyor sol bekte. Kerem, Icardi yine kaleci. Yusuf Demir, orta. Dubois, Erce kardeşler. Şimdi korner kullanıyorlar. Varga arka direkte faal, direkten dışarı. Bir hamle yapalım. Yunus'u kimle değiştirebiliriz? Yunus diyoruz. Kerem'i. Önce Icardi'yi değiştirelim. Sefo'yla. Önce bu hamlemizi yapalım. Şimdi savunmadan çıkmaya çalışıyorlar. Erce kardeşler. Falet. Kaptık. Micho. Boe. Sefo. Ah be Sefo. Adegup be. Sefo aldı yine. Sefo kaptırdı. Ah Sefo. Ayağında bir tutsa. Tehlikeli pozisyon olacaktı orada. Baskı. Pres. Önde yine basıyoruz. Pres yapıyoruz. Topu almaya çalışıyoruz. Orayı geçerlerse çok büyük tehlike. Presten çıktılar. Zeluis geriye gelip katkı verdi. Şimdi Kamil Ahmet Çörekçi. Zeluis. Zeluis Varga'ya. Orada Muslera, ben buradayım dedi. Süper. Ribeiro. Şimdi savunmadan çıkacağız ama olmadı. Boye. Nelson. Micho. Mertens. Yusuf. Geriye kadar döndü. Abdülkerim. Dubois. Dubois Kerem. Torreira. Nelson. Sakin sakin çıkıyoruz. Mertens'in pası Kerem Aktürkoğlu. Bir sürede suskundu. Çok güzel bir bitiriş oldu bu. Güzel bir bitiriş. Micho. Mertens. Bakın Mertens'in pası Kerem Aktürkoğlu. Şimdi bir hamle yapalım oyuna. Şimdi değişiklikler falan filan yapmamız lazım. Bu falan filanı yaparken Kazım Can'ı sol beke mi alalım? Evet, sağ bekimiz çok yorulmuş. Boe Dubois'a yer değişikliği. Sol beke de Kazım Can değil de Berkan'ı mı atalım? Kazım Can'ı atalım. Diğer yorulanlar. Kerem var yorulan. Kerem yorulmuş. Nasıl yapalım, nasıl yapalım? Mata'ya atmak istiyorum. Ama Mata sağ tarafta daha çok oynayabiliyor. Yusuf'u sola alalım. Mata'yı buraya atalım. Beşinci değişiklik de bu şekilde gelsin. Maçta başka net pozisyon olmadı. Bu şekilde bitti maç. Yani kazanmayı başardık deplasmanda. Mertens'in bir gol bir asistiyle. Mertens çok iyi bir maç çıkardı ve maçı resmen tek başına aldı diyebiliriz. Savunma oyuncularımız da iyi performans göstermiş kaleyle birlikte. Kazım Can girdikten sonra sol bekte çok etki gösterememiş. Micho da girdikten sonra Mata ile birlikte etkisiz kalmışlar. Sergio ve Yunus iyi değildi bugün Icardi ile birlikte. Bu üçlü taşıyordu bizi. Bugün Mertens kurtaran oldu. Mertens tek başına kurtarıcılığını yaptı. Bir sonraki maçımıza gidelim. Bakalım liderliğimiz devam edecek mi? Evet, Giresun'a karşı oynayacağız. Giresun 19. sırada. Çok kötüler. Bizde iki cezalı var. Sacha Boey ve Victor Nelson. Onların yerine Dubois ve Emin'i aldık. Matias Rost da yedekler arasında, o da iyileşti. Onu da ilerleyen zamanda belki oyuna alabiliriz.
Aslında şu an 5 yerlimiz var kaleci Okan'la birlikte. Muslera'yı da yedeğe aldık. Belki oynatabilirdik ama Emin son maçta iyi performans gösterdiği için Emin'le devam etmek istedim. Burada Yusuf Demir'in de bir sakatlığı var yine. Yusuf Demir yerine de zaten Yunus oynuyor. Yunus orada zaten bir numaralı tercihimiz. Yusuf Demir biraz daha yedek kalıyor. Yunus kendini geliştiriyor, iyi oynuyor. Bakalım nasıl bir maç olacak? Giresun'u rahat yenmemiz gerekiyor. Şimdi bir duran topla başladık ilk pozisyonumuz. Gol gelmedi oradan. Şimdi bir korner. Emin ön direk dışarı. Şimdi bir korner daha. Abdülkerim ön direk bu sefer olmadı. Duran top dışında tehlikeli diyebileceğimiz pozisyonumuz yok. Yani kaleye bulan şutlarımız fazla. Ama tehlikeli diyebileceğimiz bir şey yok. Rakip de çok tehlikeli geldi ilk kez. Şimdi çıkıyoruz savunmadan. 35. dakika. Abdülkerim, Torreira, Emin. Artık burada gol gelmesi lazım. Mertens, Dubois, Yunus. Kendi vurmasa belki olurdu. Şimdi onlar geliyor. Doğan Can. Karambol oldu. Oliveira uzaklaştırdı. Tehlikeli geldiler ikinci kez. Duran topla bu sefer. Ya işimiz kolay değil gibi görünüyor. 8 isabetli şutumuz var. 1.36 xG'miz var. Yani ilk yarının sonuna geldiğimizde ama aradığımız, istediğimiz bir sonuç yok. Hamleler yapacağım. Yani bu hamleler ne kadar etkili olur göreceğiz ama 3 değişiklik yapıyorum. Ben ta Kerem'i de mümkün olsa değiştireceğim de. Bakalım nasıl performans alacağız bu üçlüden. İkinci yarının başında bir duran top yine. Kerem yerde kaldı. Devam dedi. Dubois. Şimdi geliyoruz. Baskı, Okan, Abdülkerim, Berkan, Mertens, Kerem yine dışarı. 47. dakika yine olmadı. Abdülkerim, Mertens, Icardi. Icardi sağ kendi taşıdı. İçeride olması gerekirken o topu taşıyor. Şimdi yine Icardi yerde. Campuzano Icardi'yi düşürdü gibi. Bakalım bir penaltı gelecek mi? Evet, Icardi penaltıyı kullanacaktır. Icardi. Penaltıcımız Icardi. Icardi. Yani bu maçı daha rahat almamız lazımdı. Bu dakikaya kadar böyle zorlanmamız Giresun'un dersine iyi çalıştığını gösteriyor. İyi kapattı. Şimdi bir duran top daha. Duran toplar dışında çok da tehlikeli gelemiyoruz. Icardi attı ama ofsayt var mı bakılacak. Yani duran toplar dışında net pozisyon üretememiz biraz sıkıntı. Bakalım, evet. Geçerli. Gol geçerli. Güzel. Bir korner şimdi Mertens. Abdülkerim vurdu. Orada kaleci yine müdahale etti. Dubois. Aldık savunmadan, sıkıntı olmadı. Şimdi onların pozisyonu Emin. Çıkardık oradan. Raşit Sağ. Gidemedi Raşit Sağ. Biraz daha bireysel ilerlemeye çalıştı. Bu arada Riyad Bahic, Görkem Sağlam'ın ortasında golü buldu. Yani sen böyle oynarsan rakip de gelir golü atar. Bak Görkem Sağlam orada Dubois'a bir müdahale edememiş. Yani çok enteresan. Değişiklik yapacağız. Yani orada Kerem'den verim alamadık. Barış'ı atalım oraya. Bir değişiklik hakkımız daha var. Mertens yerine de Sefo'yu atacağım ve Sefo'yu ikinci forvet gibi atacağım. Yani 2-1'de gerek var mı buna? Yok. Ama pivot destek diyelim, topu biraz daha önde tutalım diye bir hamle yaptık. Bakalım bizim aleyhimize mi olacak? Şimdi Doğan Can ve inanılmaz Sergen Pirinçioğlu. Yani orada savunma yok. Okan nereye çıkıyor? Yani ne yapıyorlar orada? Okan ne yapıyor kalenin dışında? Yani orada zaten bir adam var. Yani çok ilginç. Evet. Beraberliği bulduktan sonra bizi çok iyi kilitlediler. 74'ten sonra herhangi bir pozisyon bulamadık. Herhangi bir taktiksel denemelerimiz sonrası da bir şey yapamadık. Olmadı. Beraberlik alacağız ve bunlar olacak ama yani bu takıma karşı olmamalıydı en azından. Çok rahat kazanabileceğimiz, farklı kazanabileceğimiz bir maçtı ve 2-0 öne geçip böyle bir şey yaşamak gerçekten bizi endişelendirdi. Bir sonraki maçlar için bakacağız. Hani taktiğimizle alakalı da bir sıkıntı olabilir ama bu FM ile alakalı bir durum bence. Çünkü 20 isabetli şut, 4.42 xG,
Yani daha ne yapsın ki takım? %62 topla oynamış. 19 korner kullanmışız. Yani buradan 20 isabetten yalnızca 2 gol çıkması ve 4.5 XG'den yalnızca 2 gol çıkması. Hadi geçtim 20 isabetli şutu. Şut çekersin. Ama yani çok enteresan gerçekten. Rekor XG ama skor aynı değil. Neyse bakalım. Evet, arka arkaya güzel sonuçlar aldık. Başakşehir'i 6-1 yendik. Adana Demir'i 4-2 yendik deplasmanda. Kayseri 3-0. Hatay'ı deplasmanda 2-0. Şu 4 maç çok iyiydi. Giresun maçında 2-2'ye yakalandık ki bunun sinyalini Adana maçında vermiştik. 2-0'dan 2-2 Adana maçına geldik. Sonra çevirmiştik ikinci yarıda. Burada vaktimiz olmadı. İlk yarı 2-0 öne geçtik. İkinci yarı onlar 70'ten sonra, 60'tan sonra beraberliği yakaladılar. Çeviremedik. Vaktimiz kalmadı. Şimdi bundan sonraki maçlarımız Fatih Karagümrük, Alanya, Hekimoğlu ve Konya. Sonra bir ara var. Hekimoğlu maçı zaten kupa maçı. Üçlük bir kupa maçından sonra devre arası var. Sonra Beşiktaş maçıyla geri dönüyoruz deplasmanda. Beşiktaş en yakın takipçimiz. 2 puan farklı peşimizde. Ensemizde en çok gol atan takımlardan biri. Onlar da 43 gol atmışlar 16 maçta. Biz de 46 gol atmışız. Averajlarda da bir farkımız var sadece. Gördüğünüz gibi onlar da iyiler. Bizden daha az gol yemişler. Bakalım hani nasıl sonuçlar olacak bundan sonraki maçlarda, bundan sonraki müsabakalarda nasıl performanslar olacak. Devre arasına geleceğiz. Devre arası sonrası zaten hani transferlere de bir bakarız. Kimi alırız, kimi ederiz. Bir sonraki bölümün içerisinde de yer alabilir bu. Oyuncu araştırmaları vesaire. Yani şu 4 maçı yaparız. Hatta Hekimoğlu'na atlarız. Üçlük maçını yapıp bir de oyuncu araştırması yaparız bir sonraki bölümde. Sizlerden gelen öneri varsa, hani önerilerde bulunmak isterseniz gönderebilirsiniz. Yorumlarda yazarsanız çok iyi olur. Hani videoyu da beğenirseniz, katkı verirseniz bu bölümler devam edecek. FM23 çıkana kadar devam edecek. Bu arada bir de FM23'ün Eylül sonunda tanıtımı var. Video yayınlanacağı bekleniyor. O videoyu da sizinle birlikte inceleriz. Bir video çekeriz biz de. Belki bir canlı yayın yaparız, bilmiyorum. O videoyu da izleyip video hakkında yorum yaparız. Yeni özellikler nelermiş onlara da bir göz atarız diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde tekrar görüşürüz.